Merhaba sevgili Feygözcüler, Pokemon Leaf Green'in yeni bölümüyle sizlerle birlikteyim. Bir önceki bölümde neler olmuştu arkadaşlar? Bir önceki bölümde Cerulean şehrine geldik ve Misty'yi yendik, Misty'yi yalan ettik. Hem de takımımızda bunu iki Pokemon'la başardık arkadaşlar. Bunlar Morgul ve Britney'di. Gerçi Britney takımda pek bir işe yaramadı bu savaşta en azından ama diğer bir yandan da geçen bölüm kendisi Sludge öğrenmişti. Bu da gayet güzel bir saldırı. Morgul tek başına takımı taşıdı ama az kalsın Misty'nin Starmie'sinin Swift saldırılarına yalan oluyordu. Çünkü çok az canı kalmıştı arkadaşlar. Böylece oyunda ikinci rozetimizi de aldık ve ilerlemeye devam edeceğiz. Bu bölüm savaşlarla dolu bir bölüm olacak arkadaşlar. İlk olarak ben buradan bir ayrılayım. Buradan bir çıkalım. Şimdi bu arada Discord'dan Rodain isimli arkadaşımız geçen bölüme özel sprite çizimi kafasında bir çizim yapmış. Onu da sizlere göstereyim arkadaşlar. Eline sağlık, çok güzel olmuş. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Şimdi buradan ayrılıyoruz. Yani bu şehirde daha yapabileceğimiz bir şey kalmadı. O yüzden Nugget Köprüsü'ne doğru gidiyoruz. Burada bir sürü savaş bizi bekliyor olacak ama ondan önce Pokemon'larımızı bilgisayardan almamız lazım. XP Share ne zaman bulunuyor arkadaşlar, hatırlıyor musunuz? XP Share bulduktan sonra da belki bilgisayardaki Magikarp'ı kasabilirim. Ama şu an 4 Pokemon iyi. Ama yeni Pokemon'lar yakalayacak mıyız? Tabii ki de yakalayacağız. Diğer Pokemon'larımı bilgisayardan alıyorum. Sessiz'i ve Mamalobis'ini. Takımda maşallah köpekler var. Bunları iyileştiriyorum. Ondan sonra da Nugget Köprüsü'ne gidiyoruz. Neden Nugget Köprüsü abi? Çünkü Nugget aynı anlamda hem bizim bildiğimiz BİM'den aldığınız Nugget değil arkadaşlar. Diğer bir yandan böyle altın top gibi altından bir şey herhalde. Nugget dedikleri o. Tam ben de anlamını bilmiyorum. Ama keşke BİM'deki Nugget olsaydı. Nugget'tan yapılmış bir köprü. Ne kadar sağlıklı olduğu tartışılır. Evet. Şimdi arkadaşlar köprüden ilerliyoruz. Route 24'e vardık. Burada bir sürü savaş bizi bekliyor. İlk olarak takımımızı bir ayarlayalım. Takımın başına güzel Pokemon'lar koyalım. Morgul zaten 21 level olmuş. Sessizi takımın başına alıyorum. Ve savaşlara başlıyorum arkadaşlar. Biliyorum bu arada. İnsanlar buraya Nugget Köprüsü diyor. Buradaki 5 eğitmeni yen ve Nugget'ını al. Bakalım bunu başarabilecek misin çocuk? Şimdi arkadaşlar seriler biraz yavaş geliyor. Bunun farkındayım. Çünkü kanalda 3 tane seri var. Ve ben haftada maksimum 3 kez video çekebiliyorum. Çok fazla zamanım olmuyor. O yüzden belki kanaldaki serileri 2'ye indirebiliriz. Bu durumda da yani seriler en azından bir tık daha hızlı gelmiş olur. Yani Iconoclast zaten kanalda pek sevilmedi gibi. Pokemon Leaf Green ve Slay the Spire'a devam etmeyi düşünüyorum. Sadece bu ikisi devam etse en azından seriler hızlanır. Yani böyle idare edebiliriz. Yoksa 7 bazen işte bir haftada bir bazen 8 günde bir video gelmesi izleyenler için de biraz yorucu olmalı diye düşünüyorum. Onun dışında Isaac diyorsunuz. Isaac de illa gelecek arkadaşlar. Isaac'e başlamayı düşünüyorum. Başlamayı düşünmediğim şey 2 tane Pokemon serisine başlamayı düşünmüyorum. Çünkü karmaşa olur arkadaşlar. Yani bir yandan mesela düşünsenize Leaf Green'de takımım var. Bir yandan Pokemon Diamond'da takımım var. Bir yandan Pokemon Black'te takımım var. Yani hem izleyenler için bir karmaşıklık olur hem de benim için bir karmaşıklık olur. Ya yani böyle bir şey yaşanmasına bence gerek yok diye düşünüyorum. Evet. Sessiz böcek Pokemon'ların içinden geçiyor arkadaşlar. İstediğimiz şey de buydu. Yani önceden rahmetli Sarıgül'ün zamanında bu kadar rahat edemiyorduk. Ama şimdi Sessiz takımı taşıyor. Sessiz'i de zaten Sarıgül'ün sayesinde yakalamıştık arkadaşlar. Hepsine tek ata ata gidiyoruz. Bakalım bu bölümde yeni Pokemon yakalayacağız. Bu arada geçen bölümde sonuçlar vardı. Geçen bölümün sonunda bir oylama yaptık. Ondan bahsetmeyi unuttum arkadaşlar. Geçen bölümün sonunda ileride kat öğreteceğim zaman takıma bir HM kölesi alayım mı almayayım mı diye bir oylama açmıştım. Oo, gerçekten iyi çıkardın dostum dedi bize. Parasını aldık. Bu oylamanın sonuçlarını şu an ekranda paylaşıyorum arkadaşlar. Come on. 43 kişi kurallara uyma ve takıma
Bir tane köle al demiş. 25 kişi de kurallara uy demiş. Çoğunluğun dediğini yapacağız arkadaşlar. Kat öğreneceğim zaman takıma bir tane köle alacağız. Ve ben bunu savaşlarda kullanmayacağım. Sadece HM'leri öğreteceğim. Keşke bu oyunda Bidoff olsaydı da onu öğretebilseydik. Bidoff adam canavar ya. Bütün HM'leri öğreniyor yani. Ama yani şu HM olayı çok saçma ya. Bence gerçekten çok aptalca arkadaşlar. Yani neden takımdaki Pokemon'lardan birinin bir saldırısını HM'ye vermek zorundayım ki? Ya direkt çantadan kullansın anasını satayım. Sonraki oyunlarda buna yönelik ne yapmışlardı hatırlamıyorum ama. Çünkü sonraki oyunları oynamadığım için bilmiyorum. İkinci kişi benim. İşleri ciddileştirelim bakalım, gel. Ne kadar ciddi olabilir göreceğiz arkadaşlar, hadi bakalım. 3 tane Pokemon'u varmış karşımıza. Pidgey çıkardı, 12 level. Bizim Pokemon'ların level'ı canavar gibi. Maşallah Pidgey'nin atağını bir kademe kırdım. Intimidate ability'si yüzünden. Ben bunu Ember atıyorum. Bakalım ne kadar vuracağız. Güzel. Canının bayağı büyük bir kısmını aldık. Bir de üstüne yaktık. Sen de atak yaptı. Görüşümüzü düşürdü. Ben böyle şey olmak isterdim ya. Böyle sadece Pokemon savaşlarını anlatan böyle spiker gibi bir adam olmak isterdim yani. Ember ıskaladı arkadaşlar. Pidgey gaz tattı. Pidgey yandığı için ne yazık ki geberdi. Neden ne yazık ki dediysem ölsün gitsin, ne yapalım yani. Evet. Son iki Pokemon'u daha var. Eğitmenin karşımıza Odis çıkardı. Pokemon değiştirmeye gerek yok. Ember'la işini bitiririz. Çarpı 2'yi döşedik. Oha, çarpı 2 yemesine rağmen ölmedi. Sen neymişsin lan Odis? Sen neymişsin oğlum? Evet. Fight yapıyoruz arkadaşlar. Bite ile Odish'in işini bitiremiyoruz. Çünkü göremedik. Tekrardan bir Absorb denildi. Zavallımın Absorb dışında bir saldırısı yok. Şimdi bu bölümde arkadaşlar geçen bölümde ismini zikrettikleri Pokemanyak, Pokepsikopat Bill'i bulacağız. Oğlum ne kadar ıskaladın sessiz ya. Sweet Scent attı Odish. Tamam. Tekrardan Bite deniyorum ve Odish'in işini bitiriyorum arkadaşlar. Rakibin son bir Pokemon'u daha var. Bakalım neymiş. Sessiz 19 level oldu. Güzel. Odor Slayer'ı öğrenmek istiyor. Bomboş bir saldırı arkadaşlar. Tabii ki de öğretmiyorum. Ne işe yarıyor? Hayalet Pokemon'larını görünür yapıyor ve hayalet Pokemon'larına normal ve dövüş türü saldırıların vurmasına yarıyor. Ve böyle bir saldırıyı öğrenmeye gerek yok. Şu an işe yaramaz. Son olarak karşıma Bellsprout çıkardı. Buna da bir Ember atıyorum. Ve bunun da işini bakalım bitirebilecek miyiz? Bitirdik, güzel. Evet, Nugget Köprüsü'ndeki ikinci eğitmeni de yendik arkadaşlar. Ya ileride çok istediğiniz Pokemon oyunlarını oynayacağım. Ama şu an dediğim gibi bir oyunla idare etmek durumundayız. Çünkü kanalı çok fazla seriyle doldurmak hata oldu. Ya yani iki seriyle yol alacağız yani. Ben 3 numarayım ve kolay olmayacağım. Oğlum hepiniz böyle diyorsunuz da hepinizi şamar olanı yapıyorum lan. Bomboş adamlarsınız lan. Ben Pokemon'ların bayağı kasmışım. 14 level Sandshrew. Toprak saldırısı yoktur bunun ya. Ya bu level'da Magnitude falan öğrenmez diye düşünüyorum. Ember'a atıyorum arkadaşlar. Evet, canının büyük bir kısmını aldık. Defense Curl yaptı ama boşuna. Boşuna yaşıyorsun, yaşıyorsun. Hadi bakalım Ember'ı al. Bay bay. Sandshrew'in de işini bitirdik. Sessiz herkesi yok ediyor arkadaşlar. Rakibin son Pokemon'u ise bir Ekans. O da bize Intimidate atıyor ama ben Special saldırı kullanacağım için Intimidate pek de umurumda değil açıkçası. Ember'ı attık. Canını yarıya indirdik. Leer yaptı, defansımızı bir kademe düşürdü. Bir tane daha Ember atıyorum. Bu bölüm savaşla geçecek arkadaşlar. Bu bölüm savaşla geçecek. Bir Pokemon yakalamaya çalışacağız. Bakalım takıma kim eklenecek onu göreceğiz. Bu elemanı da yalan ettik. Kaldı 2 kişi. Gel. Ben 4 numarayım. Yoruldun mu canım? Vallahi yorulmadım. Hepinizi pataklarım. Hepinizi pataklarım. Kendinizi adam zannediyorsunuz ya. Yok Nugget Köprüsü, yok Schnitzel Köprüsü. Nidoran çıkardı. Erkek. Atağını düşürdük. En fazla Poison Sting ya da Double Kick atar diye düşünüyorum. Ember'ı attık. Keyfimize baktık. Focus enerji yaptı. Kritik vurma ihtimalini bir kademe arttırdı. Kritik vursa bile o kadar güçlü bir saldırısı yok arkadaşlar. Ben Ember atmaya devam ediyorum. Çok az canı kaldı. Defansımı düşürdü. Bite yapsam poison point'i vardı galiba bunu. Zehirlenebiliriz. Bir Ember daha atıyorum. Ve Nidoran'ın işini bitiriyorum arkadaşlar. Rakibin son Pokemon'u kaldı. Bence o da Nidoran. Bence o da Nidoran. Evet, o da Nidoran'mış. En azından bazı şeyleri hatırlıyorum. Ember attık. Buna da
Canının yarısını aldık. Scratch attı. 9 vurdu. Bir Ember dağıtıyorum. Nidoran'ın işini bitiriyorum arkadaşlar. Evet. Kanalda Pokemon serisi dışında ne görmek istersiniz? Isaac görmek isteyen büyük bir tayfa var. Onları mutlu edecek haberlerim olacak çok yakın zamanda. Isaac serisi kanala gelecek arkadaşlar. Bu arada Nugget Köprüsü'nde son elemanın önüne geldik. Ben 5 numarayım ve seni ezeceğim dostum. Gel. Kim kimi eziyor görelim Karaca olan. Gel. Kampçısın sen. Bir tipine bak ilk başta ya. Yeşil şortlu amele çocuk seni. 18 level monkey çıkardı arkadaşlar. Sıkıntı olabilir mi? Belki olabilir. Intimidate'le atağını düşürüyoruz. Fight yapacağım. Ne yapabilirim buna? Ember atalım yakalım şerefsizi. Free swipes yaptı. 4-4 vuruyor. 4-4 vuruyor bize. 3 kere vurdu. Ember'ı attık. Tehlikeli olabilir mi bilemiyorum. Oo kritik vurduk. Çok az bir canı kaldı. Pokemon değişikliğine gitsem mi? Bence Morgül'ü çıkartalım. Pokemonlarımızı riske atmayalım arkadaşlar. Dövüş türü bir saldırıyla sıkıntı yaşatabilir. Low kick yaptı. 2 vurdu. Fight. Mega Drain ile bunun işini bitiriyorum arkadaşlar. Bye bye monkey. Güzel. Bu arada yakın zamanda size söz verdiğim o Pokemon inceleme videosunu da atacağım. Ama dediğim gibi arkadaşlar bazen gerçekten gün içinde aşırı yoğun oluyorum. Ve yani haftada 3 videoyu da zar zor atıyorum. Ama geri gitmeyi düşünmüyorum açıkçası kanaldan. Ama dediğim gibi yani çok seride video atamam çünkü ana işim bu değil arkadaşlar. Pokemonlarımı iyileştiriyorum ve Nugget Köprüsü'ndeki yolculuğumuza devam edeceğiz arkadaşlar. İyileşsin Pokemonlarımız. Hadi bakalım hepsini iyileştirdik. Tamam. Poketop'um var mı bu arada benim ya? Çantama bakıyorum. 10 tane poketopu var. Yeter de artar bile. Tekrardan Nugget Köprüsü'ne geri dönüyoruz arkadaşlar. Daha buradan bisiklet alacağız. Daha çok işimiz var. Takımın başına Britney'i koyalım. Biraz da o savaşsın. Ben böyle Pokemon'larıma eşit kasmayı çok seviyorum. Dünyada en sevdiğim şey Pokemon'lara eşit kasmaktır. Yani küçükken bunu pek yapmazdım. Belki çoğunuz da küçükken yapmıyorsunuzdur. Yani şöyle bir fetiş vardır. Sadece starter Pokemon'u kasarsın. Ya da sevdiğin Pokemon'u kasarsın. Diğerlerinin yüzüne bakmazsın. Ben takımdaki herkese eşit sevgi göstermeyi seviyorum. Şimdi son bir battle mı var? Tebrikler. 5 eğitmeni de yendin. Ve mükemmel ödül olan Nugget kazandın oğlum. Kuşları öldürerek yaptık. Civcivleri öldürerek yaptık. Nugget'ı aldık. Bu arada roket takımına katılmaya ne dersin? Oğlum konu ne ara buraya geldi lan? Alt tarafa biraz önce Nugget diyorduk lan. Biz Pokemon konusunda ustalaşmış profesyonel suçlularız. Katılmak ister misin? Gerçekten istemiyor musun? Hadi la katılla bize. Oğlum katılman gerektiğini söylüyorum. O zaman seni ikna etmem gerekiyor. Sana reddedemeyeceğim bir teklif yapacağım. Ne yapacaksın oğlum? Yatağımıza at kafası mı koyacaksın? Yoksa 3 tane nugget daha mı vereceksin? Keşke evet deme opsiyonumuz olsa anasını satayım ya. Bizim zamanımızda Pokemon Cyrus denilen bir oyun vardı. Yani çok kişili bir oyundu. Online bir oyundu. Bayağı zorlu gym liderleri falan vardı arkadaşlar. Orada mesela polislere ya da roket takımına katılabiliyordunuz. İşte polisler sizi yakaladığı zaman hapse atıyordu. Arada hapisten çıkıyordunuz falan. Böyle bayağı güzeldi. Hırsızlar diğer eğitmenlerin arkasından yaklaşıp para çalabiliyordu. Yani keşke böyle bir opsiyon tanısalar. Kötü olsak niye her zaman kahraman oluyoruz ki yani? Evet karşımızda Ekans var. Atağımızı bir kademe düşürdü. Zehir Pokemon'ları kapışıyor. Ama bu kapışma bayağı uzun süreceği için ben Pokemon değiştiriyorum. Git Mama Lobisi. Britney'i geri çektik. Mama Lobisi'ni yolladık. Ekans ne yapacakmış bize? Biz de Ekans'ın atağını kırdık arkadaşlar. Poison Sting attı. İnşallah zehirlenmeyiz. Fight. Tackle atalım. Tackle attım. Oh maşallah ya. Abi bu Pokemon nasıl bir Pokemon böyle ya? Normalde yüzüne bakmam lan Granbull'un. Adam canavar çıktı ya. Adam gizli potansiyelini çıkarttı ya. Evet son olarak Zubat çıkartıyor. Buna da bir tackle atıyoruz. Evet tek attı abi. Tek at keyfine bak. Güzel. Roket takım elemanını yendik. Oo sen iyi misin? Yeteneklerinle büyük ihtimalle roket takımının en iyi liderlerinden biri olurdun. Hadi bu fırsatı düşün ama. Bu fırsatı harcama.
Valla keşke katılabilsem. Yemin ediyorum katılırdım sana çocuk adam. Burada ne var? Aa, burada bir eleman varmış bizimle savaşıyor. Senin yaklaştığını çimlerden gördüm bebeğim. Gel. Gel, anasını sattım. Pusuya yatmış. Çimlerde ne yapıyordun? Çimlerde ne yapıyordun Ratata? Evet, git Britney. Sludge'da tek atar mıyız sizce? Ne diyorsunuz? Sludge'ı atıyorum. Ratata tackle yaptı. Sağlam vurdu. 17 vurdu. Manyağa bak. Psikopata bak, psikopata. Evet, Sludge'da tek attık arkadaşlar. Elemanın Ratatasının işini bitirdik. Son bir Pokemon daha. O kimmiş? Ekans. Ya şimdi zehir Pokemon'larının 1500 yıl süren savaşını izlemek istemiyorum. O yüzden bir Pokemon değişikliğine gidiyorum. Tekrardan Mama Lobisi'ni çıkartıyorum arkadaşlar. Git Mama Lobisi. Atağını kırdık. Tekrardan Intimidate yaptık. Wrap yaptı, bizi sardı. Wrapledi bize. Dürüme de wrap diyorlar ya, uyuz oluyorum. Abi neden dürüm değil? Yani wrap olmasının ne farkı var? Ne farkı var yani? Tackle'ı attık. Ekans'ın işini bitirdik. Mama Lobisi canım benim. Bebeğim benim. Güzel. Shane'i yendik. Seni Rick Grimes'in yanına yolluyorum. Şimdi arkadaşlar buradan yeni bir Pokemon yakalayabiliriz. Burada bir item var. Ne varmış? Etrek bulduk. Etrek de çok korkutucu bir saldırı ya. Karşı cinsteki bir Pokemon'u atıyorsunuz ve onu aşık ediyorsunuz. O Pokemon %50 ihtimalle hiçbir şey yapamıyor size olan aşkından. Burası Route 25. Route 24'ten bir Pokemon yakalayabiliriz. Onu yakalamak için Morgül'ü takımın başına alıyorum. Çünkü Stan Spor var. Pokemon'ları çarparsak yakalama ihtimalimiz daha da artıyor. Buradan bir Pokemon yakalamayı deneyeceğiz. Bakalım kim geliyor arkadaşlar, görelim. Exeggutor geldi. Exeggutor geldi karşımıza. Buna ilk olarak bir Stan Spor yapalım. Bunu bir çarpalım. Psişik ve çimen türü bir Pokemon. Erkek, yakalayabilecek miyiz? Saldırıları neler? Hipnoz yaptı, bizi uyutmayı denedi. Pokemonlarımdan. Abi kim tek atmaz? Mama Lobisi tek atar. Britney'in Sludge'ı tek atar. Sessiz de tek atar. Morgül'le deneyelim şansımızı ya. Fight. Growth yapalım. Morgül'le şansımı deniyorum. Bir yandan da kahvemi içiyorum. Hipnoz yaptı, bizi uyutmayı denedi. Tekrardan growth yapıyorum. Mega Drain'le bayağı canını almaya çalışacağım da bu kadar Mega Drain belki fazla olabilir diyecektim. Adam bizi uyuttu arkadaşlar. Adam bizi uyuttu. Fight. Mega Drain. İnşallah tek atmayız. Ama belki de atabiliriz ya. Confusion yaptı. Ne kadar vuracak? Yani. Abi Mega Drain çok vurur gibime geldi ya. Ben Britney'i çıkartıyorum. Nedense çok vurur gibime geldi. Git Britney. Hipnoz yaptı. Tekrardan işe yaramadı. Yani Pound'la bence öldürmeyiz arkadaşlar. Pound'u attım. Güzel. Barrage yaptı. 2 ile 5 arası vuruyor. Bize kokonat atıyor. Hindistan cevizlerini atıyor bize. 3 kez vurdu. Bir pound daha yapsak çok vurabilir belki. Ben direkt bir poke topunu atmayı deneyeyim arkadaşlar. Exeggutor'a. Yani Leaf Green oynadığımız için mi? Nedendir bilmiyorum. Çok fazla çimen türü. Aa, son anda kaçtı. Çok fazla çimen türü Pokemon yakalama şansımız oluyor. Yani Morgül bunlardan biriydi. Sarıgül bunlardan biri. Bu da 3. çimen Pokemon'umuz. Yani Leaf Green biraz da Fire Red'in yanında üvey evlat muamelesi görüyor. O yüzden ben Leaf Green'i oynamak istedim. Abi bu sürekli kaçacak galiba ya. Bir tane daha atayım ama. Yani Great Ball falan da almadık. Aa, ama hadi ama ya Exeggutor. Bunu da uyuttu ki. Şimdi ben bunu kimle yakalayacağım? Abi uyanmayı bekleyeceğim ya. Yani Mega Drain belki buna fazla gelebilir. Çünkü Morgül'ün Special Attack'ı çok yüksek. Pound deneyeceğiz arkadaşlar. Uyanır uyanmaz Pound deneyeceğiz. Hipnoz deniyor tekrardan. Yakın zamanda bir vlog videosu da atacağım. Pound inşallah ölmez. Çok az bir canı kaldı. Tekrardan barrage yaptı. Vuruyor. 2 vuruyor, 3 vuruyor. 2 vuruyor, 3 vuruyor. Daha bir şey yapamıyor. Evet. Exeggutor'un da en kötü yanı bir sürü saldırıdan çarpı 2 yemesi. Bak birkaç tanesini size sayayım. Karanlık, hayalet, ateş, buz. Efendim böcek, uçan. Daha atladığım vardır. Daha atladığım mutlaka vardır. Yani adam bayağı bir türden çarpı 2 yiyor ya. O yanı çok kötü yani. Çok, o yüzden kırılgan bir Pokemon oluyor. Evet, bir tane daha poke topu yolluyorum. Bunu arkadaşlar, Exeggutor bizim olmalı.
En azından psikik Pokemon'udur ya. 1. Aa, bu da amma yakalanmaz Pokemon'muş ya. Oğlum gelsene. Amma uğraştırdın, gel işte. 1 2 3 Abi inat ya, inat çıktı ya. İnat çıktı ya. Bir de şeyi yakalayamamıştık. Hipno'yu yakalayamamıştık. Yani bu psikik Pokemon'ları bizim tarafımızdan yakalanmak istemiyor. Gardevoir kaçmıştı. Psikik laneti aldık ya. Oğlum böyle bir şey olabilir mi? Confusion yaptı. Öldürecek bizi. Manyağa bak. Ay 6 canımız kaldı. Kritik atsa işimizi bitiriyordu. Manyak lan bu. Abi o zaman biz Mama Lobisini çıkartalım. Hemen ölmesin. Mama Lobisini bir çıkartalım. Abi en azından bunu yakalamak istiyorum. Üçüncü psikik Pokemon'u bu kaçacak olan bizden ya. Kaçmasın ya. Çantamdan son 3 Poketop'um arkadaşlar. Yakalayabilecek miyiz yoksa yalan mı olacağız? Görelim. 1. Abi nasıl bir inat bu ya? Gel işte ya. Çok önemli bir Pokemon değilsin ya. Kendini ne zannediyorsun oğlum? Kendini ne zannediyorsun sen ya? Tam Alola'da ejder türü olmuş olabilirsin ama burada kıçı boklu Exeggutor'sun yani. Sonunda yakaladık arkadaşlar. Exeggutor bizim oldu. Evet. Nadir durumlarda bu Pokemon'un kafalarından bir yere düşermiş ve Exeggut olarak tek başına yaşamaya devam edermiş. Ne kadar ilginç. Ne kadar ilginç yani. Evet, yumurta kafa. Bu bölüm çok Bim'den bahsettik. O yüzden senin adın Bilibili olsun. Bilibili yumurtaları abi. Bilibili. Nugget dedik, Bim dedik. Senin adını Bilibili koyuyorum kardeşim. Ama bu Pokemon zorlu bir Pokemon ya, bilmiyorum yani. Bir Pokemon daha yakalayalım. Saldırıları nelermiş hiç bakmadık. Confusion vardı, Hypnoz vardı. Ability'si Chlorophyll, hava güneşliyken hızını arttırıyor. Barrage kötü, Hypnoz var, Confusion var. Evet arkadaşlar, şimdi çok hızlı bir şekilde Pokemon'larımı iyileştiriyorum. Ondan sonra birkaç tane Poketopu alıyorum. Sonra yeni bir Pokemon yakalamayı deniyorum. Ya bu bölümde büyük ihtimalle Billy göremeyiz herhalde. Evet. Yani Bilibili bakalım takımda iş yapacak mı yapmayacak mı göreceğiz. Sonraki bölümün başında onu takımın level'ına kasmış olurum. Yani yaklaşık kaç level'a? Bir 18 level'a falan kasarım. Şimdi bir de arkadaşlar Pokemart'tan yaklaşık 6-7 tane Poketopu daha alalım. Yani Allah'tan Pokemon'ları çarpıyoruz. Çarpmasaydık Pokemon'ları yakalamamız zor olurdu. Poketopu alıyorum arkadaşlar. 10 tane alayım. Güzel. Ve buradan ayrılıyorum. Şimdi bir Pokemon daha yakalayacağız. Yani şu an takıma ne tür bir Pokemon istiyorum bir bakayım. Benim isteğim ne? Benim aslında en sevdiğim tür su türü. Ama şimdi mesela kaya Pokemon'larına, toprak Pokemon'larına çimen Pokemon'larıyla karşılık verebiliyoruz. Ateş Pokemon'larına karşı sessizi çıkartırız. Yani böyle çok sıkıntılı bir tür normal Pokemon'larına dayanacak bir tür olabilirdi. Yani kaya türü ya da hayalet türü olabilirdi arkadaşlar. Kaya veya hayalet Pokemon'u istiyorum ya da çelik de olabilir. Normal Pokemon'ları çok sık karşımıza çıkıyor. Onlara karşı koyacak bir tür güzel olurdu diye düşünüyorum. Evet, böylece Route 25'e geldik arkadaşlar. Burada dağcı bir Emmi var. O dağcı Emmi'yi Bilibili'yi şu an kasmayacağım. Morgül'le halledebiliriz. Ya da birazdan hallederiz. İlk Pokemon yakalayalım. Evet, bir Pokemon daha Route 25'ten. Hazır mısınız? Geliyor. Route 25'ten bir Pokemon. Evet arkadaşlar, Krabi çıktı karşımıza. Kendisi 9 level. Daha önce hiç kasmadığım Pokemon'lardan biri daha. Pokemon değişikliğine gidiyorum. Kimi çıkartacağım? Bilibili'yi çıkartalım. 7 level, biri 7 level, öbürü 9 level. Evet, Leer yaptı. Defansımızı bir kademe düşürdü. Exeggutor'u niye bu kadar küçük çizdiniz ya? Niye bu kadar küçük abi? Confusion yaptım. Bubble attı bize. Evet, bize Bubble'ı attı. Confusion'ı yapıştırdım Krabi'ye. Oh maşallah, ne kadar çok vurdun. Hipnoz yapalım, uyutalım. Mystery Dungeon serisinde vardı bunlar. Kuk kuk. Yok lan, animede diyordu lan. Animede kuk 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 diyordu. Mystery Dungeon serisinde sahilde vardı ama
Konuşmuyorlardı öyle. Evet, Krabi'ye arkadaşlar bir tane poke topu atıyorum. 1 2 3. Evet, çok kolay bir şekilde Krabi yakaladık arkadaşlar, takımın ilk su Pokemon'u. Bir Krabi'miz oldu. Lan Magikarp'ı niye gösterdi orada? Magikarp Krabi'ye sanki evrimleşiyor, Krabi de sanki Kingler'a evrimleşiyor gibi gösterdiler. Onun pençeleri sadece güçlü silahlar değildir. Aynı zamanda yan yan yürürken denge olması bakımından pençelerini kullanır diyor. Evet, Krabi'ye bir nick koyacağız arkadaşlar. Şimdi yengeç yan yan yürüyor. Ama erkek olsaydı bay yengeç derdik. Şimdi hem yandan yürüdüğü için hem de dişi olduğu için bunun adını arkadaşlar, hem yandan yürüyor hem dişi hem su Pokemon'u, senin adını Yandere yapıyorum. Hem de anime adı. Yandere kızlar vardır ya. Evet. Bir de üstüne arkadaşlar Krabi'miz oldu. Takım fullendi anasını satayım. Bu güzel bir şey. Aynı zamanda da büyük bir lanet. Çünkü takımın fullenmesi diğer Pokemon'ların yavaş kasılacağı anlamına gelir. Bu da bizim işimizi zorlaştırır yani. Shellarmor varmış. Kritik demeye yemiyormuş. Hayvan gibi hata var. Yani bununla su saldırısı yapmayacaksın. Bu Pokemon'la su saldırısı yapmayacaksın. Su saldırıları az vuruyor. Pokemon'larımı iyileştirecek miyim? İyileştirmeyeceğim. Son bir iki savaş yapıp bölümü bitireceğim arkadaşlar. Son bir savaş yapıp bölümü bitiriyorum. Sonraki bölümde Bill'le konuşacağız. Ondan sonra da LT Surge'e adım adım ilerleyeceğiz. Takımın başına kimi alalım? Mama Lobisini almayalım. Morgül takımın başında kalsın. İki Pokemon'umuz oldu. Güzel. Gel bakalım Dağcı Emme. Emtrimon'dan yeni indim. Ve halen daha tankımda biraz daha gaz var. Dayı ne yaptın? Karambar Kamyoncular Derneği'nden mi geldin? Gaz ne demek ya? Osuracak mısın kafamıza? Ne yapacaksın? Ne gazı ya? Hadi bakalım Recep. Pokemon'ları devirebilecek misin? Acep. Evet, karşımızda Machop var arkadaşlar. Growth atalım. Kendimizi bufflayalım. Special hatamızı bir kademe arttırdık. Kritik hasarını arttırdı. Focus enerji ile kritik vurma ihtimalini arttırdı. Daha doğrusu bir growth daha yapıyorum. Special'ımı bir kademe daha arttırıyorum special hatamı. Machop karate chop yaptı. Kritik vurma ihtimali yüksek bir saldırı. Sağlam da vurdu. Zehir türü olmamıza rağmen sağlam vurdu. Mega drain yapıyorum. Canını emiyorum Machop'cum. Evet, tekledik, süper. Morgül'ün special hatanı görseniz çok yüksek. 50'lerde yani şu an. Evet, rakibin son Pokemon'u neymiş? O da bir Geodude'muş. Çarpı 4'ü at, keyfine bak abi. Görüşürüz Geodude. Evet, Geodude'u yalan ettik arkadaşlar. Ve böylece bu dağcıyı patates ediyoruz. Karaambar Kamyoncular Derneği'ne geri yolluyoruz. Morgül 22 level oluyor. Baksana special hata 54 ya. Gerçekten çok iyi çalıştın. Evet, bize de mi kuru fasulye vereceksin? Ne yapacaksın? 540 da parası varmış. Bayağı iyi. Ben buradaki gizli itemi aldım mı? Almamışım. Patch haberi bulduk arkadaşlar. İlerleyelim hadi. Son bir battle daha yapalım. Bir karambar kamyoncusu daha dövelim. Gel. Bill'i mi göreceksin? O zaman ilk olarak savaşmamız gerekiyor. Abi sen Bill'in koruması mısın? Sana ne Bill'i göreceksem ya? Manyak. Yemin ediyorum düzgün insan yok ya. Senle niye savaşıyorum Bill'i göreceksem? Kocası mısın sen bilin? Karısı mısın? Nesin? Onyx. Abi çarpı 4'ü atarım, kafamı yormam. Güle güle Onyx. Çarpı 4'ü atarım, keyfime bakarım. Bay bay. Evet, Onyx'i patates ettik. Rakibin bir Pokemon'u da yok. Oo, sen gerçekten başka bir şeymişsin. Hadi bir tane daha dövelim. Bir tane daha dövelim. Yerel eğitmenler buraya pratik yapmak için geliyorlar. Ne, seni de kum torbası olarak mı kullanıyorlar? Sen yerel eğitmen değil misin? Rattata çıkardı arkadaşlar. Git Morgül. Fight, growth'umuzu atalım. Quick attack yaptı, sağlam vurur. Oğlum 20 vurdu, çüş ya. İnanılmaz güçlü bir Pokemon bu Rattata. Gerçekten çok güçlü Pokemon. Mega Drain atıyorum arkadaşlar. Ya da bizim defansımız leş yani. Hayvan gibi vurdu adam bize ya. Evet. Rakibin son Pokemon'u ise arkadaşlar
Spearow. Bu sıkıntı oldu. Biraz başka Pokemon'a geçelim. Mama lobisine geçelim. Bunu dövelim. Git mama lobisi. Spearow'un atağını bir kademe kırdık. Growl yaptı. O da bizim atağımızı kırdı. O zaman ne yapalım? Bite atalım. Madem atağımız kırıldı. Free attack denedi. Bizden hızlı olması ilginçmiş. Bite yaptım. Evet, bir bite'la da Spearow'un işini bitiriyoruz arkadaşlar. Ve ben bu bölümü burada bitiriyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eğitmeni dövdük. Sonraki bölümde Bill'i göreceğiz. Bill'le konuşacağız. Mama lobisi 19 level oldu bu arada. Mükemmel statlarına bakın. Atağı 61 canavar. Lick öğrenmek istiyor. Öğretsem mi ki? Tackle 35 vuruyor ama stop'tan yararlanıyor. Lick 20 vuruyor. Yani bilemedim ki. Bite var. Bite daha iyi. Scarface var. Scarface'la Bite'ın bir kombosu var. Ya bence Lick'e gerek yok arkadaşlar. Bite'la zaten hayalet Pokemon'ların işini bitirebiliyoruz. Lick'e hiç gerek yok. Ya Pokemon'ları çarpmak için zaten şeyi kullanıyoruz. Morgül'ü kullanıyoruz. Şimdi ben bu bölümü burada bitiriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Pokemon Leaf Green gelmeye devam edecek. Yani ileride daha da hızlı gelecek, merak etmeyin. Yani yavaş geldiği için de kusuruma bakmayın lütfen. Olabildiğince iş hayatım ve kanal arasında bir denge kurmaya çalışıyorum ama hiç yoktan daha iyidir diye düşünüyorum. En azından yani kanala video gelmesi. Onun dışında dövüştür etkinliğimiz devam ediyor. Halen daha katılmak için çok geç değil. Discord'daki dövüştür onay odasından onay alarak etkinliğe katılabilirsiniz. Etkinliğin sonunda ödül var. Yani bu bölümde daha da diyebilecek bir şeyim yok arkadaşlar. Bölümün sorusunu da neyle bitireyim? Bölümün sorusunu şununla bitiriyorum arkadaşlar. Hashtag bölüm sorusu yazarak arkadaşlar bölüm sorusuna cevap verebilirsiniz. İlk oynadığınız Pokemon oyunu neydi? Benim ilk oynadığım Pokemon oyunu Pokemon Emerald'tı. Ama o zamanlar küçüktüm ve Pokemon'dan pek anlamıyordum. Hani şansa bala geçiyordum. Ondan sonra ilk defa Pokemon Mystery Dungeon oynadım. Ondan sonra Pokemon Crater isimli web tabanlı oyunu oynadım. Ondan sonra küçükken gittim fiziksel bir DS aldım. Sonra Pokemon Diamond'ı falan oynadım. Öyle öyle devamı geldi. Peki sizin ilk oynadığınız Pokemon oyunu neydi arkadaşlar? Bölüm sorusu bu. Hashtag bölüm sorusu yazarak dediğim gibi cevaplayabilirsiniz. Hashtag dövüştür yazarak etkinliğimize katılmayı unutmayın. Daha da diyebilecek bir şey yok. Bölüme yapabileceğiniz en büyük destek bölümü beğenmek ve bölüme yorum bırakmak arkadaşlar. Daha da diyebileceğim bir şey yok. Dediğim gibi bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.